Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki tam İlmihal kitabında Muhyiddin-i Arabi ise yanlış olan keyfine uymaktadır. Keşfine uymaktadır pardon. Belki de felsefecilerin ve mutezilenin delilleri, şahitleri Muhyiddin-i Arabi'nin hayalinde yerleşerek keşfinin yanlış olmasına ve onlara uymasına sebep olmuştur. Fakat ehl-i sünnetten olduğu için bu keşfini rüyeti ispat olarak göstermiştir yazıyor. Bu ne demektir anlayamadım. Efendim şimdi tabi oraya bakmak lazım. Dinleyicimiz bu şekilde böyle hani olduğu gibi mi almış yoksa arada atladığı var mı? Çünkü burada belki de felsefecilerin ve mutezilerin delilleri, şahitleri Muhyiddin Arabi'nin hayalinde yerleşerek ifadesi var. Şimdi mesela Dinle Reformcular kitabında reformistlere cevap veriyorlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Bazı reformcular Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne saldırıyor. Mezhepsizler saldırıyor. Onlara cevap veriliyor. Ama Ehl-i Sünnet alimleri hiçbir zaman işte mutezilerin ve felsefecilerin görüşleri Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde yerleşti. Onun keşfine öyle olsun. Öyle de olur. Ama her evliyanın bir derecesi var. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nde var buyuruyor. Biz derecelerini alamamış mümkün değil. Ehl-i Sünnet alimleri Evliya-i Kiram uzun uzun bildiriyor. Kendilerine açılan bazı şeyler var. Birisi hani teşbihte hata olmaz misalini söyleyeyim. 10 metre yukarı çıkmış. 10 metreden bakıyor. Birisi 50 metre, birisi 100 metre, birisi 1000 metre, birisi 10 bin metre, birisi 100 bin metre yukarı çıkmış. Bunların yukarıdan bakışları ve aşağıdaki gördükleri şeyler görüş açılarına göre değişiyor. Dolayısıyla Evliya-i Kiram'ın hani keşifleri böyledir demiyoruz. Onların kalbine doğan da derecelerine göre mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin bir keşfini buyuruyor ki buradaki keşfi yani cennette azap durur ifadesi geçiyor. Cennette azap durmaz diyor. Ama İmam Muhyiddin-i Arabi Hazretleri cehennemin yedinci tabakasını görmüş. O yedinci tabakada imanı olanlar günahı olup da günahı olanlar kalıyor. En son günahı olup da orada kalan mümin de oradan çıkınca oradaki azap durur. Otlar biter buyuruyor. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri sadece burasını görmüş ve her tarafını öyle zannetmiş buyuruyor. Halbuki İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni daha yukarılara çıkarmışlar. Her kuş bakışı bakıyor hepsine. Diyor ki cehennemin diğer tabakaları öyle değil. O sadece cehennemin yedinci tabakasına ait bir hüküm. Muhyiddin Arabi Hazretleri de onu görmüş, genel olarak ifade etmiş. Öyle değil. Orada diğerler hakkındaki keşfinde isabet etmemiş buyuruyor. Müştehidin iştihadında isabet etmediği gibidir. Dolayısıyla onlar için hata söz konusu olmaz. Ve Ehl-i Sünnet alimleri de, Evliya-i Kiram'la bunları aynı şekilde o öyle değildir, böyledir diye de düzeltmişler. Dolayısıyla keşfinde yanılan veya iştihadında isabet ettiremeyene de dil uzatılmaz. Edene 10 sevap, edemeyene 1 sevap diye aynı 2 sevap özür dilerim. İştihadında isabet edene 2 sevap, edemeyene 1 sevap verileceği de kitaplarda yazılı. Onun için orada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bazı keşiflerinin sınırlı olduğunu İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi derecesi daha yüksek olan Evliya-i Kiram bildirmişlerdir. Biz onları kendimiz sınıflandıramayız, derecelendiremeyiz. Sadece o alimlerin bildirdiklerini olduğu gibi öyle kabul eder, inanır ve naklederiz o kadar. Muhyiddin Arabi Hazretlerine böyle hasreten, düşmanlık edenler var. Sebebi ne acaba? Yani saldırıyorlar. Şimdi bile var yani. O kendi zamanında da varmış da. Şimdi bile var yani. Onu acaba şey mi, kıskançlık falan mıdır? Ya da doğruları söylediği için hani olur ya. Ehl-i Sünnet olduğu için. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bizi kabul buyurduğu zaman nerelisiniz kardeşim diye sormuşlardı. Konyalıyız deyince ya kardeşim buyurdular. Vehhabiler buyurdular. Muhyiddin-i Arabi ve Sadettin Konevi Hazretleri'ne düşmandır kardeşim buyurdular. Sadettin Konevi Hazretleri'nin babası küçük yaşta vefat ediyor. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'ne de Sadettin Konevi Hazretleri'nin yetiştirilmesi ilham ediliyor. Endülüs'ten kalkıyor Muhyiddin Sadreddin Konevi Hazretleri'ni yetiştirmek için Konya'ya geliyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri
ve Sadreddin Konevi Hazretlerinin annesiyle de evlenmek suretiyle Sadreddin Konevi Hazretlerine üvey baba da oluyor. Hem hocası hem de üvey babası. Yakın olması gerekir yetiştirmesi için. Ve dolayısıyla bu ikisine kardeşim buyurdular. Vehhabiler çok düşmandır. Peki niye düşmandır? Evliya olduğu için. Evliyalığı kabul etmedikleri için. Ve mezhepsizler de aynı evet. şekilde evliyalığı kabul etmedikleri için. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin düşmanı çok ama hani acaba tepki alır mıyım diye böyle ucundan kıyısından. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin düşmanı çok. Tabii kitapları bütün aynı şekilde dillere de yayıldığı için kendilerini birden aynı şekilde şimşekleri üzerine çekmeyeyim diye efendim işte çok büyük alim de falan işte felsefecilere böyle cevap vermeseydi işte kitaplarında uydurma hadis falan yok. Adam oraya habire sokuşturup İmam-ı Gazali Hazretleri'ni gözden düşürmek istiyor. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin de mübarek keşiflerini açık net bir şekilde hem görmüş insanlar hem de kitaplarında yazmış. Onları görünce bunlar kuduruyor. Nasıl olur efendim? Çünkü ben görmüyorum diyor ya. Yani bir ama düşünün, ama görmüyor. Dolayısıyla bütün renkleri, güneşi, hepsini reddediyor. Çiçeği, miçeği falan reddediyor. Onu reddetmesi bir şey değiştirmez ki. Mezhepsizin de Vehhabinin de aynı şekilde zındığında gözü körse, Evliya-i Kiram'ın da gönül gözü açıksa, Evliya-i Kiram görüyorsa, bunlar ifade ettiğiniz gibi hem kıskançlık, hasetlik, hem de aynı şekilde aslında din düşmanlığıdır. Peygamber Efendimiz'e, Eshab-ı Kiram'a düşmanlıklarını orada açığa vuruyorlar. Mesela enteresandır ya. Bazılarını Allah-u Teala hadi hidayete edirecek veyahut da mudil dalalete edirecek. Bazılarını da ikisi içinde yaratıyor. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri ikisi de var üzerinde. Bazıları onu seviyor, hidayete eriyor. Bazıları ona düşman oluyor, dalalete gidiyor. Mesela açıkça söylemiyor. Bir gün Şamlara diyor ki taptığınız diyor benim ayağımın altında. Vay diyorlar, sen nasıl söylersin bunu? Kafir diyorlar aşağı. Muhyiddin Arabi Hazretleri'ne. Yavuz Sultan Selim Han ha diyor ki efendim diyor ne demek istediniz? Bizim bu sırrımız sin şına girdiği zaman anlaşılır. Hadi bilmiyorum. Ne demek istediğimiz o zaman anlaşılır. Sin şına girdiği zaman, Selim Şam'a girdiği zamanmış o. Yavuz Sultan Selim Han Şam'ı fethettiği zaman tabii dilden dile duruyor işte ayağını vurduğu yer burası falan diye. Sırf şey yapması için orayı kazdırıyor. Orada hazine çıkıyor biliyor musun? Altın çıkıyor. O zamanki insanlara diyor ki sizin taptığınız benim ayağımın altında. Altınlar burada diyor, tamam. Ama açıkça söylemiyor. Siz paraya tapıyorsunuz. Siz paraya altına, tapıyorsunuz altına demek altına tapıyorsunuz diyor. Yani. Peki efendim niye öyle dedi? Öyle dedirildi. Her şeyi söylettiler ama izin verilmedi. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözü açığa çıksın diye cuma namazı vakti herkes cuma namazındayken tellallar bağırttırıyor Yavuz Sultan Selim Han. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin işaret etmiş olduğu o hazine kazıldı ve yağmaya izin verildi diye. Camiler boşalmış. Cuma namazını bırakan oradan pay alayım diye koşmuş. Ya demek ki Muhyiddin Arabi Hazretleri doğru söylemiş yani. Sizin taptığınız orada yani. Sizin taptığınız ayağının altında. Ama diyor bu sır sin Şam'a girdiği zaman anlaşılır. Hakikaten Selim Şam'a girdiği zaman anlaşıldı. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın şimdi bir ifade daha geçiyor da Mustafa Bey. Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman o kulunu sevenler de yaratıyor. Ne kadar seveni var? 1 milyon. 1 milyon da düşman yaratıyor. Enteresan değil mi? Evet. Ve bir ifade daha var. Şimdi ne kadar çok sevgili olursa düşman da o kadar çok artıyormuş. İlk okuduğum zaman şok olmuştum. En çok düşmanı olan kimdi? Allah Allah kimmiş dedim. Baktım Allah-u Teala buydu. Hakikaten Allah her şeyi yaratmış. İnsanları çok inkar ediyor. Allah-u Teala düşmanlık ediyor. En çok düşman olan kim? Hakikaten merak etmiş. Allah Allah kim mi? Allah-u Teala diye. Tanımıyorum seni diye adam. Tanımıyorum diye. Yani tanımazsan tanıma. Tanıtırlar. Neyi değiştirir? Hiç. Seni istediğin kadar tanımam dedi. Sana tanıtıracaklar onu. Dolayısıyla Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatların şimdi Mevlana Celaleddin Hazretleri'ni evet. Habire böyle sündürüyorlar. Sağından solundan işte hümanist falan filan dedirtmeye çalışıyorlar. Yok o neyzenler. Ondan sonra neyler falan filan, tamburlar,
Yani mübareğin türbesini doldurmuşlar sazla cazla falan. Neyse şimdi temizlediler. Bir son gittiğim dedim. Bir sene önce miydi? Bir gireyim dedim mübareğin kabrine. Hala duruyor mu? Kaldırmışlar onları. Çünkü mübarek diyelim ki 1200'de vefat ettiyse 1300 tarihli orada tamburlar var. Millet de onu zannediyor ki bu zat bunları da çalmış. Yani haramı helal göstermeye çalışıyorlar. Hainliktir o. Mevlana Celaleddin Hazretleri ney? Çalmadı. Dönmedi. Raks etmedi. Peki bu Aralık ayında Şebi Aruz gecesinde yapılanların hepsi sonan uydurulmuştur. Hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Uydurmuştur. Yani bir gelir vasıtası olmuş. Hristiyanlar ne öyle nasıl aynı şekilde ticaret vasıtası yaptığı gibi bazı yerlerde mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri'nde o bölgede aynı şekilde Kaşa varıncaya kadar bir resim uydurmuşlar. O resmi basıyorlar. Şekerlerin üzerine bile Mevlana şekerleri diye geçiyor. Diyeceksin kendi memleketin ama bizzat aynı şekilde ismardır bu. Uygun değil.